Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Yerel yönetimlerin geçen yıl sonu itibariyle hazineye olan borçları hesaplandı. Belediyelerin borç batağının saplandığı tespit edildi. Hazine borçlusu 30 mahalli idarenin 17'si AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerden oluştu. Şimdi biz de bunun detaylarını alacağız. Bir Gün muhabiri Mustafa Mert Bildirici'nle birlikteyiz. Mustafa merhaba, hoş geldin. Merhaba sana, iyi yayınlar. Öncelikle Mustafa şununla başlamak istiyorum. Yüksek miktarda bir borç var. Öncelikle sana toplam borç miktarını sormak istiyorum. Ardından bu borcun ne kadarı AKP ve kayyum belediyelerine gitti? Zirvede olan şehir hangisi? Hangi belediyede daha büyük bir borç var? Senden detayları dinleyelim istiyorum. Neler gördün bu haberde? Evet, sen de ifade ettin. 30 mahalle idarenin hazine borcu hesaplandı. Bunlardan 17'si ya AKP'li belediye başkanlarının idaresinde ya da iktidarın atadığı kayyumların idaresindeki belediyeler. Toplam borç 30 mahal yerel yönetimin toplam borcu 10 milyar 502 milyon TL olarak hesaplandı. Bu borcun 6 milyar TL'ye yakını, 5,7 milyar TL'sini az önce ifade ettiğimiz AKP'li başkanlar ya da kayyumların yönetimindeki yerel idareler imza attı. Aslında bu tabloda yarı yarıya gibi gözükse de en azından borç dağılımı şunu hatırlatmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyeler, daha doğrusu muhalefetin elindeki belediyeler daha büyük ölçekli belediyeler. Ankara, İzmir başta olmak üzere Antalya, Mersin, hakeza Adana. Buna karşın az önce ifade ettiğimiz 17 belediyenin kayyumlar ve AKP'li başkanlar tarafından yönetilen 17 belediyenin neredeyse tamamı küçük ölçekli belediyeler, ancak borçları belki de etki alanlarını aştı diyebiliriz. Peki zirvede hangi belediye yer alıyordu? Zirvede hemen her yıl olduğu gibi bu yıl, hatta hemen her ay olduğu gibi 2023'ün bütün aylarında ve yıl sonu itibariyle yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına borcu, toplam borcun neredeyse %20'sini oluşturdu. Yani 30 yerel yönetimin toplam borcunun %20'sinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yazıldığını söyleyebiliriz. Belediyenin toplam borcu 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle, 2024'de de devreden bir borç bu elbette, 2 milyar 123 milyon TL. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da ilk sıradaydı. 2021 yılında da ilk sıradaydı ve çok uzun yıllardır AKP'li başkanlar tarafından idare edildiğini hatırlatalım Kocaeli'nin. Ancak bu borçta hiçbir sene, hiçbir seçim döneminde, hiçbir yıl azalma olmadığı gibi aksine üzerine konarak arttığını da belirtelim. Mustafa şimdi Kocaeli Belediyesi'ni de takip eden birçok belediye görüyorum. Sen bize onların da detaylarını verebilir misin? Hangi belediyede ne kadar yüksek bir borç var? Hangisi kayyum? Hangisi AKP'li belediyelerde zirveyi takip eden ikinci, üçüncü belediyeler? Çünkü ne kadar miktarda borçlandıkları da aslında önemli. Yani böyle bir borcu görmüyoruz uzun zamandır. Sürekli bir belediyelerde borç dalgası var aslında. Senden dinlemek istiyoruz açıkçası. Takip eden belediyeler hangisi? Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ardından yine AKP'nin yönettiği bir kent Samsun. Samsun Büyükşehir Belediyesi borcu itibarıyla ikinci sırada. Samsun'un borcu 1 milyar 65 milyon TL hazine borcu. Bu arada Samsun yalnızca belediye değil, aynı zamanda belediyeye bağlı bir iştirak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi. Bu idarenin borcu da hesaplandı. O da 407,6 milyon TL. İkisini birlikte topladığımızda, sonuçta bu Samsun AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir borç, 1 milyar 400 milyonu ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi var, yine AKP'nin elindeki büyük şehirlerden, önemli büyük şehirlerden biri. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 604.108.000 TL, 2024 yılına devreden hazine borcu. Yine aynı şekilde Bursa'nın Su ve Kanalizasyon İdaresi de yine 424 milyon TL'lik bir hazine borcu ile 2024 yılına girdi. Dikkati çeken diğer belediyelerden şöyle notlarıma da baktığımda, örneğin Kayyum İdaresi'ndeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de borçlu olduğunu görüyoruz. İdarenin toplam borcu 238 milyon 424 bin TL olarak kayıtlarda gözüküyor. Yine kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi'nin borcu ise 350 milyon 249 bin TL. Bu şekilde 17 belediye var.
Başta ifade ettiğimiz gibi ya AKP'li başkanların ya da kayyumların idare ettiği bu şekilde 17 belediye var. Bunların tamamının yüz milyonlarca lira, hatta bazılarının 1 milyar TL'nin üzerinde hazine borcu 2024 yılına devretmiş durumda. Mustafa, bir de hatırlatmak istediğim bir nokta var. Cumhurbaşkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeleri ayırmıyoruz ifadesi vardı. Gel gelelim, en çok payı onların aldığını ve iş yapmadıklarını da ifade ediyordu. Ancak şöyle bir mesele de var. İlbank hibesiyle tamamlanan 102 projeden 99'unun yine AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyelere gittiği görülüyor. Bunun için bize neler söylersin? Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz belediyeleri ayırmıyoruz söylemini ilk defa bu seçim döneminde söylemedi. Hemen her seçim döneminde devletin kaynaklarının belediyelere eşit oranda dağıtıldığını savundu. Ama hemen her resmi veri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini bir nevi yalanladı. Sen de söyledin, bunun en çarpıcı örneği İlbank kredileri ve hibe destekleriyle ortaya konuldu. İller Bankası yerel yönetimlerin projelerini desteklemek amacıyla kredi veren bir banka. Misyonu bu. Çalışma amaçlarından biri bu. 2021 yılında 102 kredi dağıttı belediyelere. Bunların 99'unda AKP'li ya da kayyumların idaresindeki belediyeleri tercih etti. Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözünü hatırlayanlar olacaktır. Biz İlbank'tan kredi almakta zorlanıyoruz demişti. Mansur Yavaş'ın haklılığı da yine İller Bankası'nın verileri ile ortaya konulmuş oldu. Detaylar da çok ilginç. Yalnızca kredi değil bu arada. İller Bankası hibesiyle tamamlanan projelerde de benzer bir ayrımcılık görüyoruz. Buna göre %100 hibe desteği verilen projelerden 60'ı AKP idaresindeki belediyelere aitken yalnızca bir CHP'li belediye %100 hibe ile projesini tamamlayabildi. İlbank hibesi ile. Aslında bu tablo bile tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün hiçbir karşılığı olmadığını, yalnızca bir söylemden ibaret olduğunu bize gösteriyor. Senin de ifade ettiğin gibi. Nitekim deprem bölgesinde söylediği sözler de halen kulaklarımızda çınlıyor. Zaten kendisinin ifadeleri de hem deprem bölgesindekiler tarafından hem de yurttaşların geneli itibarıyla oy vermezseniz hizmet göremezsiniz olarak yorumlanmıştı. Mustafa, bir de sana şunu sormak istiyorum. Şimdi araçta da ayrımcılık diyorsun sen, İl Bankası haberiyle alakalı. Bu araçtaki ayrımcılık meselesi nedir? Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine belediyelerin hizmetlerini, belediyecilik hizmetlerini yürütmek için 2018 ve 2020 yıllarında belediyelere araçlar tahsis etti. Bu araçların toplam 2628 adet olduğu belirtildi. Orada çok çarpıcı yine o verilerde neredeyse tamamının %97'sinin Cumhur İttifakı yani AKP ya da MHP idaresindeki belediyelere yapıldığı öğrenildi. CHP ve diğer bütün muhalefet partilerine verilen araçların sayısı ise toplam araç sayısının sadece %3'ünü oluşturdu. Bu da aşağı yukarı yani 2628'in %97'si, 2000 yine 600 gibi hesaplarsak sadece 28 aracın CHP ya da İyi Partili belediyelere gittiğini söyleyebiliriz. Yerel seçimlere 47 gün kalmışken kıymetli ve aslında önemli bir noktaya değinmiş olduk. Mustafa, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Bir Gün Muhabiri Mustafa Mert Bildirici'nle birlikteydik. Belediyelerin borç batağındaki durumlarını konuştuk. AKP'li belediyelere nasıl ayrımcılık yapıldığını, bununla birlikte hangi belediyelerin ne kadar borca saplandığını konuştuk. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.